Herkese merhaba, ben Merve Senem Yılmaz. Bugün sizlerle yelek modeli paylaşıyorum. Yelek modelinin yanları yırtmaçlı, önü ise şeritli. Dilerseniz siz yırtmacını daha kapalı yapabilirsiniz. Modeli ise ben kendi kıyafetimden çıkararak uyguladım. Kendi kıyafetimi kalıba aktararak aslında. Ben kalıp üzerinden çalışmayı daha çok seviyorum. Dilerseniz siz direkt kendi kıyafetinizden veyahut sevdiğiniz bir kalıptan da çalışabilirsiniz. Nasıl dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığına bir bakalım. Yapacağımız yelek modeli için elimde çift ten kumaştan 160 cm kumaşım var. Siz illa bu kadar uzunlukta kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Yeleğin uzunluğunu hangi boyda istiyorsanız ona göre alın kumaşınızı. Zaten çift tenden ana beden kalıpları çıkıyor. Gerisi sizin boy uzunluğuna kalmış. Bir de istediğiniz ölçüye bu önüne geçeceğiniz şeridi eklemeniz gerekiyor. O da 16 santim. Yani boyunu ne kadar istiyorsanız üzerine 20 santim ekleyerek alın bu nedenle. Biz bunu daha öncesinde kalıba aktarırken aslında önümüzü kapatabilmesi için biraz daha 3-4 santim daha ileriden kesmemiz gerekiyordu. Fakat biz zaten önüne şerit koyacağız ya, bu nedenle bu kısmını ben kalıba dahil etmedim. Eğer siz de bu şekilde kendiniz kalıp çıkartacaksanız bu kısmı dikkate alın. Zaten şeridi düz, paralel bir şekilde keseceğiz. Bu kısmı dahil etmeyin kalıba. Şimdi buradan ana hatlarıyla keselim. Şimdi elimdeki tüm parçaların overlock'unu geçtim. Arka parçası bütün halinde ve ön parçası. Ön parçadan da iki tane var. Ve biz ön parçanın önüne şerit geçecektik. Şimdi o şeridi keselim beraber. İkiye böldükten sonra da bu şekilde düzü düzüne bakacak şekilde iki ucunu birleştireceğiz. Ve düz bir şekilde dikeceğiz. Bunu ense kısmına denk getireceğiz. Bu şekilde kumaşı uzatmış olacağız aslında. Ense kısmından da birleşmiş olacak. Şimdi dikelim. Şimdi kumaşları ön ve arka parçayı düz üstüne bakacak şekilde birbirinin üstüne yerleştiriyorum. Yapmamız gereken diğer parçasını da yerleştirip omuzlardan beri birleştirmek. Ve yırtmaç kısmını kapadık. Şu kadar bir alanda dikim yaptım. Geri kalanı açık olacak. Ve şimdi ise ne yapacağız? Bu yırtmaç kısmını dikeceğiz. Yırtmaç kısmını dikmek için de en pratik yırtmaç dikme yöntemidir bu. Bu şekilde buradan dikiş payını ayırarak burasını ayrı dikeceğim, burasını ayrı dikeceğim. Sağ ve sol tarafını diktikten sonra da şu üst kısmından sabitleyeceğim. Şimdi yırtmaç kısmını güzelce diktikten ve üst kısmını yatay bir şekilde sabitledikten sonra diğer yapmamız gereken kol oyuğunu kapatmak. Bu şekilde isterseniz iğneleyip yapabilirsiniz, isterseniz dikerken düzeltebilirsiniz. Aşağıya doğru gelirken biraz daha inceltirseniz daha güzel akıcı bir dikiş olacak. Burada dönerken potluk yaşamazsınız. Evet, kol kısımlarını kapadık, ütüsünü yaptık ve şimdi ise şeridini yerleştireceğiz. Bunun için buranın orta noktası zaten belli. Bu epey uzun, fazla gelecek. Ama önce biz bir yerleştirelim, daha sonrasında fazla kalan kısmını keseriz. Çünkü şimdi birebir ayarlasak yerleştirirken kısa kalma ihtimali var. Bu nedenle biz ensenin ortasını bir bulalım. Daha sonrasında orta yerinden şeridi yerleştirelim. Ensenin orta kısmı burası ve bu orta kısmı da birbirine denk gelecek. Yerleştirirken yapmamız gereken şey ise öncelikle biz bunun iç tarafını dikeceğiz. Neden? Çünkü biz böyle diktiğimizde, bakın, iç tarafını önce bir yerleştirdiğimizde daha sonrasında dış tarafını daha güzel bir şekilde hizalayıp dikebileceğiz. Arkadaki dikişin kaymaları önemli olmayacak burada. Bizim için önemli olan ön taraftan şu şekilde katlı ve birebir ucuna yakın bir şekilde dikiyor olmamız önemli olacak. Bu nedenle öncelikle biz orta kısmından, bakın, tersi bu taraf, şu an bana bakan tarafı tersi ve ben
Bunun orta noktasını bulmuştum ya. Tekrar bakalım. Şu şekilde orta noktası. Şöyle yapıyorum. Tersini önce dikiyorum. Boydan boya kumaşı orta noktasından beri buraya yerleştiriyorum. Yerleştirirken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Biz şu anda kumaşın tersini görüyoruz, evet. Öncelikle orta noktasına tersinden yerleştireceğiz ve biz bunu bu şekilde kapadığımızda bakın dış tarafta şu şekilde düzgünce en yakın şekilde diktiğimizde düz tarafını görüyor olacağız. Bu nedenle dikerken dikkat etmemiz gereken nokta kumaşın tersine, şu an tersini görüyorum, tersine düzü bakacak. Biz orta noktasından beri boydan boya dikeceğiz şimdi. Dilerseniz iğnelemeden de makineden düz bir şekilde dikip geçebilirsiniz. Ben şimdi biraz göstermek için iğneleyeceğim. Ya da dönüş yerlerinde zorlanırım diyorsanız sadece bu kısımlarını iğneyle sabitleyebilirsiniz. Çünkü burası zaten dümdüz akacaktır. Değinmem gereken bir diğer nokta ise yerleştirirken hiçbir şekilde overlock geçmenize, zikzakla geçmenize gerek yok. Zaten iç tarafta kalacağı için atmayacaktır. Şimdi ise yapmamız gereken bu kısmı da yerleştirmek. Öncelikle yine orta kısmını bulalım. Bakın iç tarafında da temiz bir görüntü olmuş oldu gördüğünüz üzere. Şimdi dış tarafında da aynı görüntüyü sağlayacağız. Dilerseniz bu işlemi yapmadan önce bu kısmı içeri doğru böyle ütüleyebilirsiniz. Bu da işinizi kolaylaştırır. Dilerseniz yaparken, şöyle katlarken elinizle düzeltip bu şekilde yerleştirmeyi de tercih edebilirsiniz. Önemli olan dikerken bizim dışta görünen kısmı baz almamız. Arkadaki zaten denk gelmese de burası sabit ya, sorun olmayacaktır. Önemli olan bu kısmın da pürüzsüz bir dikiş olması. Aslında arkayı önce dikmemizin nedeni de bu. Orayı sabitlemek, dikiş denk gelmese bile sabit olmasından dolayı duruşunu bozmayacaktır. Aynı şekilde katlayarak tüm boydan boya devam edeceğiz. Burayı ütülememiz de bu nedenle iyi oldu. Bu işlemden önce ütüleyin muhakkak. Çünkü buradaki kat izine göre ben yerleştiriyorum şu anda. Temiz bir görüntü olmuş olacak. Burasının dikişi olabildiğince yakın, hizalı, paralel bir şekilde devam ediyor. Ense kısmına geldiğimizde diğer yarısını da şimdi beraber yapalım sizinle. Aynı şekilde buradan beri katlıyoruz. Birebir buradaki iğnenin sabitlediği yere göre olmak zorunda değil. Siz dikerken akışına da bırakın biraz. İlerledikçe düzelterek devam edin. Çünkü şu an inediğimiz yerden farklı olabiliyor biraz. Sadece bu sabitlemek adına. Daha rahat kıvrılması adına aslında dikerken. Öncelikle diğer yarısına enseden beri belirleyip aynı hizadan yerleştiriyorum ipi. İğneyi sabitliyorum ve buradan beri yine kenardan beri dikkatlice dikiyorum. Düzelterek devam ediyorum. Elbette bu taraf biraz tersinize gelebilir ama alışacaksınız. Bu şekilde çok daha rahat oluyor çünkü. Bir düğüm atalım. Yine olabildiğince yakın olarak dikiyoruz. Burada omuzdan beri dönüş yerine dikkat edin. Fazlalığı arkaya doğru atıyorum. Elinizle hissedersiniz zaten buranın katlı yerini, altını ve üstünü. Bu şekilde elinizle denkleştirebilirsiniz. Zaten altı sabit olduğu için sorun olmayacaktır. Önemli olan üst kısmına odaklanıp güzelce kenardan beri dikebilmeniz. Bakın burada hafif potlaşmaya başladı iğnenin olduğu yerde. Eğer iğneyi çıkarmazsam orada kat izi olacak ve hoş durmayacak. Akıcılığı kaybolacak. Neden iğneyi çıkardım. Zaten elimle buradan sabitlemiştim. Bu şekilde devam ediyorum.